Evet, gördüğünüz gibi Media Market önündeyiz. Aynı logolar zaten Türkiye'deki gibi. Tüm hayatım. Teknoloji dünyasının göz bebeği olan televizyonların dünyasında şimdi görmüş olduğunuz üzere harika bir modeli size tanıtmak istiyorum. Tam var hesap. 2889. Türkiye mi daha pahalı elektronikte? Acaba aslında 2299 araba fiyatı. Frankçık. 50 bin çink. Evet. Şu anda bu drone'u alacağız. Pardon, şu drone'u alacağız. Buna paralı değil mi? Evet arkadaşlar, Media Market'e doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi birinci katta. Oturmasın kardeşim, niye oturuyor? Hepsi mevcut, o yüzden. Şu ne kadarmış? Bence bu 300 vardır. Bir çevir bakalım. Tam 239. Gibi. Değil mi hayatım? Evet. Hayatımızın burada hakkında bize bilgi vermek ağlama, ağlama. Ciddi ol. Şuraya bir bakalım da bunun ne indirimdeymiş? Evet, hayatım benim. Top sende. Şimdi yazıcıların olduğu bölüme geldik arkadaşlar. Yazıcıları da gördüğünüz gibi en çok kullanılan modeller arasında HP'nin bir modeli var. Tam 499 frank. MediaMarkt'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi de aldığınız ürünlerinizi taksitle bölebiliyorsunuz, taksitle böldürebiliyorsunuz. Mesela aylık 89 franga alabilirsiniz. Brotter'lar var. Evet. Ama benim tercihim daha çok, yani her ikisi de iyi ama HP'yi sanırım evet, daha ben de. Kalitesi daha iyi, daha yüksek. Mesela çok fazla ama, çekim oluyor. Bu şey olmuş, mesela 5 yıldız almış. Aksiyonda. Çok iyi çıkmış Brotter'ın. Ne kadarmış fiyatı? 329.95. Bu 95 de tam bir satış politikası. Ucuzmuş burada gibi. Burada bir HP var canım. Aynen. Bu da fax da var herhalde değil mi bunda? Yazıcı, printer hepsi bir hepsi sanırım. Beraber aynen. Multifonksiyon dediğimiz. Evet. Aslında daha çok, yani daha çok da bir ofiste çoğunluğu olan modellerden de diyebiliriz. Baksana evet. Ne kadar uygun fiyatı, 184 frank sadece, 184. Evinizde normal yazıcı olarak kullanmak istediğiniz şeyde. Fax da var herhalde. Siyah beyaz ve renkli çekiyor zaten. Faxı yok onun. Burada Canon'un bir şey modeli var. Yani yazıcılar bu şekilde. Yazıcı. Evet, televizyon bölümlerine geldik. Hayatım bize burayı da anlat. Şurada bir adam satış yapıyor ama. Teknoloji dünyasının göz bebeği olan televizyonların dünyasında şimdi görmüş olduğunuz üzere harika bir modeli size tanıtmak istiyorum. Tam var ya satış politikası. Bu 1599 kaçmış? Görüntüye bak. 1599. Kaç yazıcı ama? Kaç? Hani 4K var. Bilçim alt yazı 3.840. Ha 97'ymiş aşkım. Ama baksana görüntü. Görüntü falan, muhteşem ya. Sony tabii vazgeçilmez markalarımız. Ben Sony'yi yani başka hiçbir şeyle değişmiyorum. Vallahi 5 yıl garantisi varmış. 5 yılda garantisi var. Fiyatı ne kadarmış? 3000 cik. 2889. Türkiye mi daha pahalı elektronikte acaba Avrupa mı? Şimdi gördüğüm benim kadarıyla Türkiye daha pahalıymış. Türkiye pahalı da burası da ucuz sayılamaz yani. Hayır bak. Evet arkadaşlar, burada görmüş LG'nin Evo'nun muhteşem gemi gibi ama çok büyük salonda değil mi böyle? Kesinlikle. Gerekli. Ha televizyon gerekli mi arkadaşlar? Bence çok gerekli. Bazen oyun oynuyorum ben hayatım. Bazen aşkım onu yukarı çıktım. Şuna baksana. 2000 cik. Ya bunların kaç inç? Ben bunu merak ettim de. Samsunglar da çok iyi ya. İki tabur özellikleri var ama kaç inç olduğunu göremedim, anlayamadım daha doğrusu. Ve görmüş olduğunuz bu marketin en büyük televizyonu burada da arkadaşlar. Philips de zaten biliyorsunuz dünyada yine sayılı markalar arasında önde gidenler arasında 2290 araba fiyatı. Frankçık. 50 bin çink. Evet. Ne olacaktı? Ne olacak? Tabii işte. Burada da var mesela. Samsung bir. Bu daha uygun. 1999 frank. Evet. Diğer bu 1400. Bu Neo teknolojisiyle yapılmış. Hayatım en pahalısını buldum. 3000. En pahalısı mı? Evet. O mu? Bakalım. Arkadaşlar ya vallahi şimdi fotoğraf makinelerinin yanına geldik. Biz aslında şöyle güzel bir fotoğraf makinesi de video özellikle çekmek için. Yani özellikle şu fotoğraf makinesini istiyorum. ZV1
Evet bu. Fotoğraf makinesi çok güzel görüntü kalitesi alınabiliyor. Bizim YouTube için de çok gerekli. Gördüğünüz gibi buradaki Sony'nin Alpha özelliği 999 frank. Sony'nin yine Alpha 6600 body'si 1799 frank. Ve Sony'nin Bu indirime girmiş. Aa, indirime girmiş. 2799 ama tabii yine pahalı. Yine şu anda pahalı. Bir ama sürü modeller var. Şurada Sony'nin şöyle bir özelliği var. Bunların tabii görüntü kalitesi de çok iyi ama şu an için bu biraz... yeni model zaten. Bizim için biraz çok güzel. Daha sonra alacağımız aletleri size tanıtacağız zaten arkadaşlar. 4K'nın bir şeyi var. Sony'nin şöyle bir özelliği var. 899 frank. Hı hı. Gerçekten iyi ama hem fotoğraf istiyorsanız, hem fotoğraf çevirebiliyorsunuz, hem fotoğraf istiyorsanız bu türlü video, şundan almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Ha, şundan. Yani, evet. Hmm. Hem kamera 4K evet. Full HD'leri var. Harika fotoğraflar da elde edersiniz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle de Sony'nin. Bir fiyatların üstünden geç istiyorsun hayat değil mi? İnsanlar fiyat hakkında bir bilgi sahibi şöyle olsun. Model var ki o da iPhone 14 Pro Max. Şu anda ellerinde sadece şimdi az önce sorduk sadece 14 Pro var. Bir tane fiyatı da 1179 frank. Ama 256 GB yapınca 1300 oluyor. Yani. Aynen öyle 1300 oluyor biraz daha artıyor. Ama onun haricinde de şeyi sordum ben. iPhone Pro Max 14 sadece 2 tane geliyormuş MediaMarkt'ta. Geldiği dakikasında gidiyormuş. Ya daha önceden rezerve yapılması gerekiyor. Evet. Bir şekilde. Onda bile şansımız gerçekten çok yok arkadaşlar. 13 Pro'lar yok. Hiç şu anda 13. Eskiden ekmek ve peynir hızlı giderken. iPhone 14 gördüğünüz gibi 1179 Plus'ı yani Max diye geçtikleri fiyat 1049 ve iPhone 14 929. Bu da iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 789 frank kadar düşmüş. Bakalım. Evet 789 iPhone 13. Benim şu anda kullandığım iPhone'un aynısı. Normal iPhone'da iPhone 13'de 769 frank. Burada da 13 mini var. 699 ve iPhone 13 mini 699. 13 mini 699. Diye gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi çok almak istediğimiz aslında bugün esas gelme sebebimizden bir tanesi drone'lar zaten. Evet bize biraz böyle bunları anlatır mısın aşkım? Çok severek biz buraya internetten biraz bakmıştık. Vizy'nin BeUseForce versiyonu drone 2 ve drone 3. Biz şu anda bu drone'u alacağız. Pardon şu drone'u alacağız. Buna para mı diyeyim? 515'lik şu drone'u alacağız. Bu tamam. Drone 4K çekim yapıyor 4K. Ve yaklaşık 31 dakika 32 dakika havada kalabildiği için bizim için yeterli. Yani uçuş süresi 30 dakika ve yaklaşık 4000 km. 30 dakika boyunca çekim yapabiliyor. 30, harika, evet. Çok güzel. 4 tane şarjı var. Hatırlıyorsan bunda da vardı bizde hayatım. Digi 2. Evet, bundan bizde var. Digi 1 pardon var bunun. Hı-hı. Ama Digi 2 isteyen olursa yazsınlar onlara. Evet, gerçekten şu anda elimizden çıkarmak istiyoruz. Çünkü farklı modeller alıyoruz ama yeni başlayanlar için bence çok kesinlikle. Çok güzel, çok kullanışlıydı. Bunlardan bir tanesini alıp, hı-hı, tabii ki gönül ister ki yani bunu almak lazım. Bu daha yeni çıktı. Digi canavar gibi. 3. Ve gerçekten ama şöyle baktığın zaman yani ben birazcık araştırdım. Hı hı. Şu 515 ile bunun arasındaki fark bu 41 dakika sadece uçuş yapabiliyor. Bu 26 dakika yapıyor. Okay. 15 dakika için
yani 1500 frank evet. vermenin yani 30 bin belki biraz bir daha yok. Farklı özellikleri vardır ama sonuçta çok esas farklı. Yani genel işimizi görecek olan şey evet. bence bu da çok, yeterli çok zaten. Yok. Var mutlaka ama evet. çok çok yok yani. Çok dronelar güzel. Bu şekilde çok güzel bir drone sahibi olmak için az kaldı doktorun Evet, koltuk fiyatları, oyuncu koltukları diye geçiyor. 289 frank. Hayatım şu kaç para? Şuna bir otursana. 479 frank. Bir otur bakalım 479 franklık koltuk muymuş? 10 bin alı koltukta oturuyorsun. Ne düşünüyorsun hayatım? Rahat ama ya. Rahat mı? Ya bunlar ne biliyor musun? Aslında benim fikrim sanırım şey yapıyorlar biraz böyle. Ergometri olması gerekiyor. Yani ha, saat tabii. Çünkü niye? Bir oturan saatlerce böyle oturup da oyun oynadığı için... Oturmasın kardeşim, niye oturuyor? Hepsi mevcut, o yüzden... Şu ne kadarmış? Bence bu 300 vardır. Bir çevir bakalım. Tam 239. Bu bence 400 vardır. Aşkım, 700. Ya. 700. Bence 700. Hayatım öbür tarafa dön, öbür tarafa. Tam 399'muş. Vay be, koltuğa bak. Mesela, ama bu güzel film de seyredilir. Tabii. bu da her şey çok güzel yapılır. İşte, bunda 1299.